Ayrık matematik vize ve finalde çıkabilecek sorular 74. Bu videomuzda ayrık matematik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarın Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Let P be the statement that you have a clue. Q be the statement that you missed the final exam. And R be the statement that you passed the course. Translate the following proposition into English sentence. Şimdi bize bir bileşik önerme grubu vermiş. Bunu İngilizce cümle olarak yazmamız isteniyor. Buradaki P neyi gösteriyordu? P önermesi bizim flu grip olması lazım. Ya da hastalık diyelim işte bir hastalığa sahibiz. Q final sınavını kaçıracağımızı söylüyor. Q önermesi bu anlama geliyor. R be the statement that you passed the course. R önermesi de bu dersi geçeceğimizi söylüyor. Şimdi buradan başlayacağız. Burada ise bağlacıyla bir önerme grubu kurulmuş. İse bağlacı varsa ilk olarak if diyerek başlayacağız. Arkasından P önermesi gelecek. You have a flu. You have a flu. Then bu gelecek. R'nin olumsuzu R ne? You passed the course to R. Bu onun olumsuzu. You burada don't diyelim. Olumsuzunu alacağız onun. Passed the course. Yani biz hastaysak bu dersi geçemeyiz. You don't pass the course. Burada kritik nokta geliyor şimdi. Veya bağlacımız var. Buradan sonra or. Şimdi burada bir tane daha if'le cümle geliyor. If. Şöyle araya or'un iki tarafına da virgül koyalım. If. Q ise R'nin olumsuzu. Q neydi? You missed the final exam. If you miss the final exam, eğer final sınavını kaçırırsak, miss the final exam, then yine R'nin olumsuzu, you don't pass the course. Hoca mesaj veriyor aklı sıra. Yani bana hastalık bahanesiyle gelmeyin, dersten bırakırım diyor. Final sınavını bir şekilde kaçırırsanız dersten kalırsınız diyor. Ruh hastası bir hoca işte. Kendince espri yapıyor. Neyse. Bu şekilde bir kontrol edelim. If you have a flu, tamam. Then you don't pass the course, tamam. Or, buradaki burası kritik. If you miss the final exam, then you don't pass the course. Tamam. İşin özünde oldukça basit bir soru. Sadece bu iselerde if, then. Bu hikayeyi koyacağız. Araya bizim önermeler gelecek. Olumsuzu dediğinde de olumsuzunu alacağız. Burada da if, then ve olumsuzu alınacak ikisinin hepsini yaptık. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.